Alo. Buyurun. Burada. Seni arıyorlar. Kimmiş? Alo. Buyurun. Ne işin var burada? Ne zaman geldin? Soruyorum çünkü bilmek istiyorum. Tamam, şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Kahvaltı hala hazır değil mi? Hazır. Çocuklar nerede? Kahvaltıya inmek için davetiye mi bekliyorlar? Emre, Yağmur! Aa, ne bağırıyorsun evladım? Hazırlanıyor çocuklar. Makbuşcuğum, akşama mı gelirsin? Ahiretlik ne zaman salarsa o zaman gelirim. Nasılsa iş güç yok. Bu makbuş da sürekli geziyor. Oh, eyvallah. Hakan, iyi misin sen? Emre, Yağmur! Gelsenize! Nana'ya söyleyeyim de saçımı topuz yapsın. Düğüne mi gidiyorsun kızım? Sana ne ya, karışma. Nerede kaldınız? 50 saatte hazırlanamıyorsunuz. Hakan, niye bu kadar sinirlisin? Sinirli falan değilim. Herkes yemeğini yesin. Yapar mısın? Üf ya, taktı bu kız da topuza ya. Saçın böyle de güzel ama canım benim. Ya Can saçımı çekip duruyor ikide bir de. Canım çok yanıyor. Yeni gelen Can mı? Hani bizim sınıftaki. Evet. Ya kızım, daha önceden niye söylemiyorsun? Ağzını burnunu kırarım ben onun. Yavaş kur oğlum, ceviz kırmıyorsun. Ya ama baba, ben zaten gıcık oluyorum o çocuğa. Kavga falan istemiyorum ben. Öğretmenize söylerseniz o halleder. Susun da yemeğinizi yiyin biraz. Biraz fazla tepki göstermiyor musun? Ben onların babasıyım. Onlar için neyin iyi, neyin kötü olacağına ben karar veririm. Dua etsinler de başlarında bir baba var. Bir şey anladıysam Arap olayım. İstersen Kızılderili ol. Kavga istemiyorum o kadar. Kahvaltınız bittiyse çıkıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Saat kaç oldu hanımefendi? Neredesiniz? Aa, trafik vardı, anca geldim. Solundan mı kalktın sen bugün? Aa. Bu senin çocukluk fotoğrafın değil mi? Ay Hakan, çok tatlısın. Babam gelmiş. Bunca yıldan sonra öyle mi? Ay nihayet tanışacağız, çok heyecanlıyım. Hayır, tanışmayacaksınız. Neden? Çünkü onunla görüşmek istemiyorum. Görüşmek istemiyor musun? Hayır. Ama özlemedin mi? Neden özleyecekmişim? O beni özlese bu kadar uzun zamandır arardı, öyle değil mi? Hiç özlemedim. Ama... Simge, bu konu kapanmıştır. Lütfen bugünkü işle ilgili ihale dosyasını getirir misin? Rica ederim. Peki. Ne derse olacak. Bir son dakika haberini açıklıyoruz. 60 yaşlarında kimliği belirsiz iki kişi tarafından yapılan banka soygunu polisi alarma geçirdi. Sabah saatlerinde bankaya giren 60 yaşlarındaki iki kişi ellerindeki silahlarla güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip yüklü miktarda parayı gasp ederek bankadan ayrılmışlardır. Güvenlik görevlisinin tarifine göre biri 1.60, diğeri 1.80 boylarında beyaz saçlı ihtiyarlar soygunu son derece soğuk kavramın içinde işlemişlerdir. Banka tarafından çalınan paranın miktarı henüz açıklanmadı. Efendim? Nasılsın Nana? İyiyim, temizlik yapıyorum. Ya
Sabahki sinirim için özür dilerim. Önemli değil. Hakan, bilmediğin bir şeyler mi var? Babam dönmüş. Neredeydi? Sorma nana bir şey ya. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hayır, anlamıyorum. Babanın dönmesi iyi bir şey değil mi senin için? Nana, lütfen. Tamam tamam, sonra konuşuruz. Akşama görüşürüz o zaman. Ben sadece seni kırdığım için aramıştım. Kusura bakma. Tamam, önemli değil. Of baba ya. Nereden çıktın ki? Gündüz İstanbul'un göbeğinde yapılan bu banka soygunu ve ortadan yok olan soyguncular polisi harekete geçirdi. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. İşte bu motor en iyisi. 18'ime gireyim kesin bundan istiyorum ben. Ne yapacağım? Yuh be, şuna bak. Uçak gibi. En son model oğlum. Bak şuradaki de sayılı üretiliyormuş. Dünyanın en güzel motosikleti bunlar. Bak bak bak. Bu iki motosikletten yararlanılarak üretilen 2008 modeli de burada. Çok güzel abi. Asıl motor bu işte. Ya süper. Ne dergisi o? Sizin ilginizi çekmez. Hep motosikletlere bakıyoruz da. Neden çekmesin? Kız olduğumuz için mi? Yani. Kızlar şu adama bakın. Ay gerçekten çok yakışıklı. Çizmelerine bak şunun. Ne marka acaba? Okuyabiliyor musunuz? Buyur işte. Ya. Ya dur çekme. Ya can önüne baksana ya. Verin şunu. Motora Açık. Bakıyoruz biz adama değil. Yürü. Ya çok sıkılıyorum ama ne olur ya. Beni ilgilendirmiyor. Annene söz verdi. Hadi ama benden saklamanıza hiç gerek yok. Siz Hakan'ın babasısınız değil mi? Hakan mı? Hakan'ın babası olduğunuzu ve ondan çekindiğinizi biliyorum. Gerçi nedenini bilmiyorum ama sanırım aranızda bir kırgınlık var. Merak etmeyin, her şey düzelir. Ne de olsa baba olsunuz. Hakan evde mi? Yok yok, rahat olun. Ofiste akşama gelir. Ay lütfen rahatınıza bakın. Alayım mı şu ceketinizi? Yok. Yok, gerek yok. Bende kalsın o. Peki. Bir şey içer misiniz? Oturun. Kapı. Durun. Açmayın. Niye? Buyurun. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettik ama banka soyguncusu iki ihtiyar arıyoruz. En son bu civarda görülmüşler. O yüzden evlere tek tek bakıyoruz. Burada yabancı birilerini gördünüz mü acaba? Yok, görmedim. Görürseniz lütfen bize haber verin. Tabii. İyi günler. Size de. Buyurun oturun. Ben çay yapayım size. Madem sen beni zorla okula getiriyorsun, ben de kendimi attırmak için her şeyi yaparım. Bu dolap da ne böyle? Herhalde yeni gelmiş. Şunu bir açalım. Bakalım ne yapabiliriz? Aha. Anladınız mı beni? Bir daha kesinlikle göreceğim. Nerede bulabilirim? İşte orada. Peki öğretmenim. Aman Allah'ım. Eğer bu erkekse benim önceki üç kocam yaratık olmalı. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Sizinle özel olarak görüşebilir miyiz? Ay ne demek? Buyurun. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alcan. Sağ ol.
Hakan'cığım, sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Bunca yıldan sonra dönmüş gelmiş işte. Aranızda geçenleri ben bilemem tabii ama ona bir şans daha vermelisin. Hiç olmazsa onu bir dinle. Dinleyecek hiçbir şey yok. Değil onu dinlemek, yüzünü dahi görmek istemiyorum. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Ay, ben dayanamayacağım. Hakan'ı arayıp geldiğinizi söyleyeceğim. Eve erken gelsin. Yok 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 yok, sakın arama. Arama arama. Haklısınız. Sürpriz olsun, öyle değil mi? Ya ya, sürpriz olsun. Aa, sormadım. Aç mısınız? Siz zahmet etmeseydiniz. Aa, öyle şey olur mu? Hemen hazırlıyorum, hemen. Buradan da iyi mal çıkarmış ha. Buyurun efendim, çok şekerli yaptım, istediğiniz gibi. Teşekkür ederim. Ay, böylesini şimdiye kadar görmedim. Bir şemsiye bak, bir de buna bak. Şemsi pısırıl teki. Oysa bu öyle mi? Adam gibi adam. Maşallah, Allah özenmiş de yaratmış. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Emrinize amadeyim. Efendim? Ay, gördünüz mü? Dökülür dedim. Bakın, döküldü işte. Ah, merhabalar. Belgin ben. Ay, üzerime çocuklar meyve suyu döktü de şuraya. Oo. Bakın şuraya. Şuna bak, şuna. Nasıl da kırıtıyor adamı. Sinir oluyorum şu kadına. Müsaadenizle. Daha önce söylediğim gibi, burası benim eski okulum. Pek çok hatıram var burada. İzin verirseniz birkaç gün zaman geçirmek istiyorum. Hay hay efendim, istediğiniz kadar. Okul sizin. Ödümü kopardın çocuğum. Aa, Pınar, senin ne işin var orada? Yani. Çocuğum. Ne yaptın sen? Çok kötü bir şey yaptın değil mi? Evet canım. Ne var canım bunda? Çocuk oynamak istemiş. Bu kadar büyütmeyin. Tabii canım. Ne yani? Ceza vermeyecek misiniz? Şu hale bak. Makyaj malzemelerimi, elbiselerimi ne hale getirmiş? Evet, çok kötü bir şey yaptım. Beni okuldan atın en iyisi. Aa, yok canım. Daha neler? Siz de okula bunları getirmeseydiniz. Buyurun. Size okulun yeni halini göstereyim. Çok memnun olurum. Buyurun. Teşekkür ederim. Burası da ilk öğretim dersliklerimizin olduğu bölüm. Gerçekten benim zamanımdaki binayla hiç ilgisi kalmamış. Emre gel gel. Emre gel, bak sana ne göstereceğiz. Aklınca beni mi izliyor bu çocuk? Belki de babası tembih etmiştir. Aman, bu yakışıklı aslan gibi adam varken ona mı kaldım ben? Yavrum, neden derste değilsin sen? Öğretmenim, sizin için bir hediye yapmıştım da onu vermek istedim size. Artık beni okuldan atar herhalde. Ah, bu çocuklar ne şekerler değil mi? Aram hepsiyle öyle iyi ki. Nebahat öğretmen diye eteğimin dibinden ayrılmazlar işte böyle. Ver bakayım canım. Canım benim. Canım benim. Ne kadar da şakacısın. Kızmadınız mı? Aşk olsun. Benim şakadan nasıl hoşlandığımı bilmiyor musun canım? Ay, çok güzel bir hediye. İzninizle dersliğe girip ders dinlemek istiyorum. Ay, ne demek? Buyurun, hay hay. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Pınar, hemen buraya gel. Buyurun. Pardon hocam. Dersinizi dinleyebilir miyim acaba? Tabii.
iyi, memnun olurum. Buyurun. Evet arkadaşlar, hep birlikte yazalım. Ne diyorduk? Evet, maddenin 3 hali vardır. Katı, sıvı ve gaz. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Of, aptallık bende. Şeytanın arka bacağı o. Nasıl da kandırdı beni. Şimdi kim bilir oyuncakların başına ne işler açacak. Of. Ah kapı. Açma açma. Sakın açma. Sakın açma. Merak etmeyin, Hakan gelmemiştir. Olsun, sürpriz yapacağız ya. Tamam, sakin ol. Aa, Kulina? Nana. Teyzem. Bir teyzen eksik daha. Ay nana, sorma başıma gelenleri. Şokerli iddiaya girdi. Bu kim ki? Tanıştırayım. Hakan'ın babası. Bu da teyzem Kulina. Gerçekten çok çok memnun oldum hanımefendi. Ben de. Nana, biraz mutfağa gidelim mi? İzninizle. Gel gel. Güzellik ya. Evet arkadaşlar, maddenin 3 hali, dünyanın 1001 türlü hali vardır. Evet, neymiş maddenin 3 hali sayalım bakalım. Katı, sıvı, gaz. Evet arkadaşlar, katıya örnek verelim. Buyurun. Buz. Sıvıya kim örnek verir? Su. Aferin. Bana bak, yağmuru saçını çekip duruyormuşsun. Seninle çok kötü görüşeceğiz ona göre. Hadi ya, kaç kişiyle görüşeceksin? Öğretmene söylerim bak. Söylersin tabii, pis ispiyoncu. Bileğine güveniyorsan gelsene. Emre, konuşma bakayım. Ay Kulina, sadece bir gün başperi olacak. Bırak ne istiyorsa yapsın, biraz eğlensin. Aman doğru söylüyorsun, ne hali varsa görsün de. Hayır aslında ben asla kül yutmazdım da kağıdı nasıl aldım onu bilmiyorum. Ama kafam çok dalgın işte. Evet, bugün sende bir şeyler var. Bugün Pompilike'yi okula götürdüm. Bahçede bir adamla karşılaştım. Herhalde çocuklardan birinin velisiydi. Adamı görünce içimi bir heyecan kapladı ki sorma nana. Nasıl yani? Ne bileyim, anlatılmaz. Yani tuhaf bir his. Sanki çok uzun yıllar önce yaşadığım bir şeyleri hissettim. Bir anda yakışıklı dünyalı denizci sevgilimi hatırladım. Senin büyük aşkın dünyalı bir denizci miydi? Ne var, beğenemedin mi? Çok yakışıklı, aslan gibi bir adamdı. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki. Yüzü zaten hafızamdan silik şu anda. Ama sıcaklığı hala içimde. Dünyalı bir denizci ha. O zamanlar çok genç ve güzeldim. İnsanları, dünyayı çok merak ediyordum. Bir gece gizlice periler ülkesinden dünyaya geldim. Nereye gideceğimi bilmeden öylece dolaşıyordum. Sokaklar çok ıssızdı. Tam bu sırada karşıma iki serseri çıktı. Ne o güzelim? Nereden düştün böyle? Masallar ülkesinden mi geldin? Tatlı perim, bir öpücük versene. Ah, siz de kimsiniz? Rahat bırakın beni. Buraya gel güzelim. O an çok korkmuştum. Düşünsene, dünyada hiç bilmediğim bir yerde. Gecenin bir yarısı yapayalnız. Serseriler peşimi bırakacak gibi değiller. Dokunma. Bebeğim, biraz oyun oynayalım mı? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'e ne dersin? Terbiyesizler! Rahat bırakın beni! Bırakacağız.
Bırakacağız ama önce biraz eğlenelim. Ah, eğlenelim. Ne oynaması? Bakalım böyle. Ah, gel. Ah, gel. Sakin ol bebeğim. Ah, sakin ol. Rahat bırakın kızı. Ah. Yoksa çok fena olur. İşine gitsene be Bahriyeli. Size söylüyorum. Bırakın kızın kolunu. Bırakmazsak ne olur? Ne mi olur? Yakışıklı Bahriyeli. Adamlar haklarını fena bildirdi. Ay çok romantik. Sonra ne oldu? Sonra... Beni bekleyecek misin? Bekleyeceğim. Ama sen de uslu dur. Denizcilerin her limanda bir sevgilisi olurmuş. Evet olur. Denizin her limandaki sevgilisi dalgalarla limana vuran denizdir. Denizciyi tekrar sevgilisine kavuşturacak olan deniz. Misin beni? Bekleyeceğim. Sen baş periliğe aday bir perisin. Eğer bir dünyalı ile evlenirsen, bu hakkını kaybettiğin gibi bir yılın sonunda ikiniz de ölürsünüz. Olamaz. Olamaz. Ah sorma anacığım. O dönemde kurallar çok katıydı. Bir perinin bir dünyalı ile evlenmesi yaşamına mal oluyordu. Aslında benim umurumda bile değildi. Onunla değil bir yıl, bir gün bile beraber olup ölmeye razıydım. Ancak burada söz konusu olan onun da hayatıydı. Yani onunla evlenemedin ha? Onun hayatını tehlikeye atamazdım. O söz verdiği gibi zamanında döndü. Ve sözleştiğimiz yerde beni günlerce bekledi. Gerçekten mi? Beni görmüyordu. Ama ben oradaydım. Ağlayarak beni bekleyişini seyrettim. Çok çaresizdim. En yakın arkadaşım balerinle bir plan yapmıştık. Kendisini benim kuzenim olarak tanıştırıp ona benden bir hediye ve bir mektup götürdü. Ben Kulina'nın kuzeniyim. Bunu size vermemi istedim. Niye kendi gelmedi? Açınca anlayacaksınız. Teşekkür ederim. Kelebekler bir gün yaşarlar. Bunu bilmelerine rağmen o kısacık bir günlük ömürlerinde yine de aşık olurlar. Ben de senin kelebeğindim. Sana çok aşık oldum. Ama artık gitmek zorundayım. Kulina. Yüzü gözümün önünden gitmedi. Çektiğim bu acı karşısında
Yüce Konsey'den çıkan karar karşısında yüzü hafızamdan silindi. Şimdi yüzünü hiç hatırlamıyorum. Sandım ki yüzü hatıralarımdan silince onu unuturum. Ama içimde sıcaklığı kaldı. Hem de çok sıcak. Böyle bir aşk hikayesi yaşadığını bilmiyordum Kulina. Şoker oyuncaklarımı fazla üzmese bari. Merak etme. Hakan'ın babasını unuttuk. Çok ayıp oldu. Tamam. Çabuk çabuk. Ay delireceğim. Çok hoş adam. Tarzlarımız hiç uymuyor ki. Şuna bak. Eski moda giyinen kadınlar gibiyim. Acaba bana göre bir şeyler var mıdır? Ay. Çocuk parkında yeşil alan bu kadar kalıyor. Bütçeyi buna göre çıkarmamız gerekiyor Hakan. Beni bir kere bile oyun parkına götürmedi. Efendim? Yok bir şey. Hakan, lütfen babanı arar mısın? Yıllarca o beni aramadı. Şimdi de ben onu aramayacağım. Simge, lütfen işe dönebilir miyiz? Lütfen. Peki. Çocuk parkı. Saçımı bak. Bana bak. Sen çok oluyorsun ama. Ne diyorsun ya? Sıkma canımı. Seni öğretmeni söyleyeceğim. Söyle söyle, bir de kahve söyle. Sen busun oğlum işte, korkak bir tavuksun. Ben tavuk falan değilim. Tavuk 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 tavuk. Tavuk tavuk. İyi misin Ömre? Ya gördün işte, benimle dalga geçti. Babam bir de öğretmeni söyle diyor. Uf. Naber? Sen kötü bir şey yapmadın ki. Sadece kız kardeşini korumaya çalışıyordun. Evet ama babam ne anlamıyor. Sakın kavga çıkarma. Bir şey olursa öğretmenine söyleyeceğim. O zaman da korkak tavuk oluyorum işte. Biliyor musun? Benim de bir oğlum var. Ortaokuldayken bir sevgilisi vardı, Esra diye. Ama okulun belalısı kızı sürekli rahatsız ediyordu. Oğlum bana ne yapacağını sordu. Yanına git dövüşelim, korkak olma. Kavga bu. Dayak yemek de var, dayak atmak da. Öyle değil mi yani? Oğlunuz ne yaptı peki? Kavga etmedi. Anasına çekmiş işte. Ne yapayım? Benim babam şiddet çok kötü bir şey diyor. Kavgadan nefret eder. Delikanlı korkmaz oğlum. Karşındakine korkmadığını göstermen lazım. Yeter ki ilgi bunu sanatma. Ama babam bunu duyarsa bana çok kızar. Bir şey yapmaz. Seni anlayacaktır. Olmaz mı? En fazla dayak gelsin. Ama korkma. Kendini ve sevdiklerini korumak zorundasın. Dövebilir miyim? Cesaret.
Cesaret neden korktuğunu, neden korkmadığını bilmektir. Cesaret saldırmak değildir. Korkunu yendemiyorum ama korkuna hükmedebilmeyi becerebilmelisin. Anladın mı Şekilya? Anladım usta. Geliştirme artık. Asla da abartma ama. İstesem de abartamam. Çocuk benim iki katı. Demek adım Emre. Benim de Emre adında bir torunum var, biliyor musun? Ya öyle mi? Hı-hı. Teşekkür ederim. Derse gitmem gerek. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim güzel torunum. Her taraf polis kaynıyor. Bir yolunu bulup gelip beni buradan alırsınız. Ev çok yüklü. Evi de soyarız. Temkinli gelin. Bir de kadın kaçıracağız. Evet. Çok güzel bir kadın. Tamam oldu, görüşürüz. Tekrar ararım ben sizi. Buyurun. İş güç işte. Ah Şükran. Beni buraya mahkum ettin. Buyurun. Teşekkür ederim. Teyzeniz ne kadar zarif bir hanımefendi. Nana, Hakan babasına hiç benzemiyor değil mi? Evet. Ay baksana, diyecek gibi bakıyor ya. Nana, bu adam benim gözüm işletmedi, söyleyeyim. Nana sus, duyacak şimdi. Yesene Kulinacığım. Ah, peşimdeyim canım. Köpek balığı böyle böyle gidiyordu. Bir görsen çok güzeldi ama biraz korktum. Kaçtaydı? Aa! Can! Sen çok oldun artık. Sormayın. Çok yaramaz bir çocuktu. Yaramaz mı? Gerçekten mi? Boncuk simsiyah gözleri vardı. Siyah mı? İyi ama Hakan'ın gözleri yeşil. Evet. Onun gözleri sonradan döndü. Toplu, şişman, toraman bir çocuktu. Şişman mı? İyi de eski resimlerinde hep zayıf. Doğduğunda çok şişmandı. Topaç gibiydi. Yürüyünce tabii zayıflamıştır, değil mi? Küçük sıçan, sen çok oluyorsun artık. Ama müdürü hanım, Can beni çok rahatsız ediyordu. İkide bir de saçımı çekiyordu. Yani dayağı çoktan hak etmişti. Asıl bir şeyleri hak eden biri varsa o da sensin. Sizi küçük sıçanlar size. İlk günden beri hep aynı. Alo, Hakan Bey, hemen okula gelin lütfen. Emre yine kavga etti. Bekliyorum, iyi günler. Çıkın çabuk dışarı, böcekler size. Yarın da doğru disipline. Hadi bakalım canlarım, kavga etmeyin bir daha, olur mu? Güzel güzel oynayın, hadi oğlum sen de. Umarım Emre'ye bir ceza vermediniz, değil mi? O sadece kardeşini koruyordu. Yok canım, ne cezası? Bizim okulumuzda ceza kelimesine yer yoktur. Almaz mısınız? Hayır, teşekkür ederim.
işte büyükler gibi düşünmeyen bir büyük. Tam benim kafadan ya. Bakalım senin için yaptığım güzel besteden sonra hala beni kovmayacak mısın nebahat cazısı? Öğretmenim, siz çok iyi bir öğretmen olduğunuzda sizin için çok güzel bir beste yaptım. Aa, ne şeker şey. Pes. Öğrencileriniz çok seviyor sizi, anlaşılan. Başla bakalım. Et, balık, baharat, şişkolarım prensesine Nebahat. Hayat senin için ne rahat. Şişkolarım prensesine Nebahat. Üstün başın dökülür, sümüklerin görünür, bıyıkların hep büyür. Şişkolarım prensesi Nebahat. Espri gücü ne yüksek çocuk, değil mi? Sormayın, çok yaratıcı. Aferin Pınar. Hadi canım, seninle sonra görüşelim. Kızmadınız mı? Aa, neden kızayım ki? Müzik kulağın çok iyi, aferin. Sonra görüşeceğiz seninle sıcan. Çocuk işte. Of, neyi var bunun anlamadım ki. Şimdiye kadar beni 20 kere okuldan kovulması gerekiyordu. Of! Of! Aa, nereye Hakan? Ne oldu? Sorma. Emre çocuğun birini fena benzetmiş. Okul müdürü aradı şimdi. Ay, bu çocuk hiç düzelmeyecek Hakan. Kaç kere söyledim sana, şu çocukların eğitimini bana bırak diye, ama dinleyen kim? Sen bittin oğlum. Bunu ödeteceğim sana. Ne oldu? Sormayın, müdür hanım çok kızdı. Ayrıca babama telefon açtı. Korkma. Bir şey olmaz. Sen erkek adamsın. Bak, kız kardeşini kurtardın. Evet. Şimdi size bir şeyler ısmarlayayım. Sonra da gitmem gerek zaten. Aa, yiyor musun? İşlerim var. Yine gelecek misin? Bakarız. Şaşırdım mı gidelim? Biliyorum davetlerinizi hala denir böylesine. Çok tuhaf. Hakan hakkında çok az şey biliyorsunuz. Uzak olduğunuzu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Şey, tuvaleti kullanabilir miyim? Nerede acaba? Üst katta. Emin misin? Öyle söyledi. İyi ama adam Hakan hakkında hiçbir şey bilmiyor ki. Gerçekten de öyle. Robot resimlerini yayınladığımız bu iki kişiyi gördüğünüz anda en yakın polis karakoluna hemen haber vermenizi öneririm. Emre, ne yaptığını sanıyorsun sen? Babacığım, biri korumuş. Daha sabah konuşmadık mı bu konuyu biz? Ben sana kavga etmeyeceksin demedim. Öğretmeninle görüşeceğim. Akşama da evde seninle hesaplaşacağız. Ne kadar ayıp ama Nebahat Hanım. Yani benden izinsiz neden giysilerimi giyiyorsunuz? Çıkarın canım, çıkarın. Aa! Ay! Yemedik ya giysilerini. Ne var bir gün giyiversem? Ya böyle bir şey hayatımda görmedim. Ayrıca size kütük gelmiş. Görmüyor musunuz, bu göbüş çıkmış? Hiç de değil. Tam üstüme göre oldu. Ya çıkarın diyorum. Bunu bana babişkom aldı. Çıkarın. Ay, 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 ay. Gördünüz mü ne yaptınız işte? Yere. Buyurun Hakan Bey. İyi günler. İyi günler. Kaçalım buradan. Nereye? Ne bileyim. ...tarafından yeni açıklandı. Tam 1 milyon tutarını yalan iki azılı ihtiyar kayıtlara karışmıştı. Polis bu iki zarfıyla araştırmaları... Tuvaleti beğendiniz mi? Gerçeği öğrendiniz değil mi? Ay! Oh.
Biri der kazandığı için sen de benim de sihir güçlerimiz bir günlüğüne yok canım. Geçin şöyle, geçin. Geçin ay, şöyle. Nereye? Geçin, geçin oraya. Hadi, 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 hadi. Nereye? Gelin şöyle. Gel otur şöyle. Ben mi? Geç, geç. Otur, otur. Otur. Uzatın ellerinizi arkaya. Uzat, 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 uzat. Uzat arkaya. Üzülme bebeğim. Seni de yanında götüreceğim. Hiçbirine gelmiyorum seninle. Tamam bak topu yersin. Ha, yersin. Hep şu kedi yüzünden. Nebahat Hanım, kıyafetlerimden uzak durun lütfen. Rica ederim, estağfurullah. Gel oğlum. Bakın çocuğu ne hale getirmiş. Okula gelen yaşlı bir amca var ya, ondan akıl almış. Yoksa o kim, beni dövmek kim? Yaşlı amca mı? Yok canım, ne alakası var? O çok kibar bir bey. Emre'nin içinde var bu şiddet duygusu. Hiç merak etmeyin müdüre hanım. Onu cezalandıracağım. Hı hı. Senden de özür dileyecek. Kusura bakmayın müdüre hanım. İyi günler. İyi günler. Gel bakalım. Hadi Emre, arkadaşından özür dile. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın? Arkadaşının suratının haline baksana. O benim arkadaşım değil. Emre! Ama baba, bu çocuk hep benim saçımı çekiyordu. Canımı acıtıyordu. Ne olursa olsun, sorunlarımızı şiddetle değil, konuşarak halledebiliriz. Bunu size defalarca söyledim. Emre, arkadaşından hemen özür diliyorsun. Özür dilerim. Efendim, bir şey mi dedin? Duyamadım. Emre, arkadaşından doğru düzgün özür dile. Ve onu öp. Özür dilerim. Seni hiç affetmeyeceğim baba. Hiç. Ay. Her yer polis kaynıyor. Biraz daha bekleyin. Kulina bir şey yap. Yapamıyorum. Ay. Tamam tamam, anlıyorum. Ben sizi arayacağım. Of, arayacağım ben diyorum, tamam. Yardım edin. Tamam tamam, hadi. Üf, üf. Ay, çabuk çöz bizi. Çöz diyorum. Ya. Sabırsızlanma güzelim. Zaten benimle geleceksin. Ah, hiçbir yere gelmiyorum. O kaleyi hemen ver bakayım. Benimle tıpış tıpış gelmeyi kabul edersen neden olmasın? Asla gelmeyeceğim, asla. Senin gibi haşin kadını çok severim. Dokunma. Dokunma dede. Deli mi ne bu ya? Oğlum. Baba. Biraz konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok baba. Hoşça kal. İnşaatı 6 kat düşünüyoruz. Alt katında otopark olacak. En üst katta da bir spor kompleksi olacak. Bu tam istediğimiz gibi Hakan Bey. Baba. Burada ne işin var? Toplantı bitmiştir. Yeter evladım. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Ay, demek Hakan'ın babası sizsiniz. Tanıştığımıza çok memnun oldum Simge ben. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Oğlumla konuşmam lazım, hem de hemen. Ali Bey, isterseniz benim ofisime geçelim. Daha detaylı konuşuruz. Buyurun lütfen. Buyurun. İmdat! Yok mu yardım eden? Bir susun be! Susun! Kesin! Kulina, bir şeyler yok. Ay, ne yapayım? Ay. Of ya, ne yapacağız? Alo. Ben Hakan'a ne diyeceğim? Polisler gitti galiba. Hemen gelin zaten. Adresi veriyorum. Buranın adresini versene güzelim. Seninle konuşmuyorum. Aksi adam. İstediğin gibi olsun. Sanki tarif edemeyeceğim. Şimdi beni iyi dinle. Ha, bak, ayrıldığımız yer var ya.
Seninle konuşmayacağım. Çünkü konuşacak bir şey yok baba. Yoksa o çocuğu dövmesini sen mi söyledin Emre'ye? Nasıl böyle bir şey söylersin baba? Yine geldin ve ilk günden hayatımı alt üst ettin. Farkında mısın? Hatırlıyor musun? Sen 4-5 yaşlarındaydın. Bahçeli bir evimiz vardı. Ağaçlardan birine bir kuş yumurtlamıştı. Seninle beraber o yumurtalara bakarken bir tanesinin çatladığını gördük. Sen yavru kuş yumurtadan çabuk çıksın diye yumurtayı kırmak istedin. Ama ben sana engel oldum. Çünkü eğer kuş o yumurtadan kendi kendine çıkmazsa kanatları güçsüz olur, uçamazdı. Seninle beraber seyrettik. Yavru kuş kabuğunu kırdı ve yumurtadan çıktı. Yani oğlum, Emre'nin de kabuğunu kırmasına izin ver. Kabuğunu kırması için arkadaşının kafasını mı kırması gerekiyor baba? Sen beni hiç anlamadın ki Hakan. Anlamam için yanımda olman gerekiyordu. Oysa sen bizi bırakıp gittin. Ama hep aklındaydın. Çocuk mu kandırıyorsun baba? Seni günlerce, haftalarca bekledim. Sadece okumamı sağlamakla, para göndermekle baba olunmuyor. Herkes babasıyla balığa, sinemaya, futbol maçına giderken hep onlara imrenerek baktım. Sana ihtiyacım vardı baba. Sevgine ihtiyacım vardı. Çocuklara dedelerinin olduğunu söylemedin inşallah. Sevdiklerini kaybetmek benim gibi onlara da çok acı geliyor. Sakın bunu onlara söyleme. Bir şey içer miydiniz? Beni neden sevmediğini hiç anlamadım. İkna etmeye çalıştım ama adam kovulur gibi kapı dışarı edilince sinir oldu gitti tabii. Babam böyledir işte. 40 yılın başı hayatıma girer, onda da alt üst edip gider. Ne arıyorsun? Yarınki toplantıyla ilgili dosyaları. Sen onları eve götürmemiş miydin? Evet ya. Kafa kalmadı ki. Ah baba ya, zamanlaman yine harika. Hakan, ne konuştunuz? Hiç. Onu affetmeyecek misin? Simge, rica ederim bu konuyu kapatalım artık. Ama nereye kadar kapatacaksın? O senin baban. Mutlu olduğunu, hatta belki de yeniden bir yuva kurduğunu görmek isteyecektir. İlk evliliğime gelmemişti ki ikincisine gelsin. En son Emre doğduğunda gelmişti. O da bir saatliğine. Konuşturma beni Simge, rica ederim. Geç. 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 Nana. Kızgın bir yaramazlık yapmayın. Olur mu çocuklar? Çek o tabancayı. İyi misin Nana? Kim bu adam? Hakan, nereye? Biraz dolaşacağım. Sonra da eve gideceğim. Hakan, başımıza bir babası eksikti. Az kalabalıkmışız gibi. Ama Hakan'ı bu sayede elde edebilirim belki de. Hele babasıyla arasını bir düzeltsin. O yaşlı keçinin aklına girmesini bilirim ben. Şimdi anlarız. Şoker! Bak!
Kulina, hemen birine gelmen lazım. Önce Nana ve çocuklara yardım etmeniz, içeride hırsız var. Oyuncaklar dünyasında da kumar var. Kumar o da kim? Soru sorma Kulina. Hemen birine geliyorsun. Ay Nana. Onları sonra düşünürüz. Kulina nereye kayboldu? Bilmiyorum. Sihir yapıp gitti herhalde. Ama merak etmeyin. Mutlaka bizi kurtarmak için geri dönecektir. Nana çok korkuyorum. Peki neden sihir yapmıyorsun Nana? Şokeri yüzünden. Uzun hikaye sonra anlatırım. Emre. Şeytan, çekil oradan. Geç. İkiniz de şu koltuğa. Kımıldarsanız çok kötü olur, tamam mı? Otur. O nerede? Nereye kayboldu? Nerede dedim sana? Kim bilir? Nerede? Seninle konuşmayacağımı söylemiştim. Geldiler işte. Korkmayın, benden kurtuluyorsunuz. Ama Kulina'yı bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen de kimsin be? Yürü! Yürü! İnanmıyorum. Geç. Geç otur şuraya. Justin. Evi tarif ettim ya. Neden hala bulamıyorsunuz? Her yerde polisler mi var hala? Kapana mı kısıldık yani? Tamam. Bir yolunu bulup alın beni buradan, beceriksizler. Ay, bu olanlara inanamıyorum. Nana sen şaşırdın mı? Tanımadığın bir adamı nasıl eve alırsın? Ama her şey beklenir senden. Çocukların başını belaya soktuğun yetmiyormuş gibi şimdi de hepimizi nasıl bir şeyin içine soktuğunu biliyor musun sen? Hayatımda senin kadar saf, senin kadar salak birini görmedim. Hakan bakalı bu olanları duyunca ne diyecek? Umarım seni evden atar da kurtuluruz hepimiz. Of be! Dur. Bir sus da motorun soğusun be. Sana ne be? İstediğim gibi konuşurum. Kes sesini. Sana mı soracağım? Sus diyorum sana. Bırak istediğim gibi. Sus diyorum. Sus. Yeter. Sus. Oh be. Oh. Baba. Hakan oğlum. Hoş geldin. Ses çıkarırsanız sizi öldürürüm. Hakan evladım, en ufak bir yanlışında önce çocuklar öteki dünyayı boylar. Şimdi söyleyin bakalım. Kulina nereye kaçtı? Umarım bir saçmalık yapıp polise gitmez. Kulina'nın nerede olduğunu bana söyleyeceksin küçük hanım. Onu alıp gideceğim. Kimsenin de canı yanmayacak. Burası da yol geçen han oldu be. Amma işte evmiş. Daha fazla kimseyi istemiyorum. Kalk şu kapıdakini defet hadi. Kalk. Sakın bir yanlış yap. Hadi. Aç. Geç. Yerine. Geç. Yerine. Nihayet gelebildin. Araba falan ayarladım. Her yer polis kaynıyor. Ne yapayım? Ne oluyor? Kulina orada saklanıyor değil mi? Git içerideki kadını al gel hadi. Burada kadın madın yok. Mutfakta kimse yok. Kendimizi tehlikeye atmayalım. Kahretsin. Nereye kaçar bu kadın? Hangi kadın? Boş ver. Korkma. Üstlerini ayırma. Hele şu ufak çocuğa çok dikkat et. Kızı çözmeye kalkıyordu ben arkamı döndüm diye. Kimse kıpırdamaz. Zaten Kulina'yı bulayım çekip gideceğim. İsterdiğimizi unutmayacağız. Bir şeyler düşüneceğim.
Yemekler hazır. Göz açtın mı? Dur baba. Baba vur. Hakan dikkat et. Vur Tayfun amca vur. Senin amcan değil oğlum, deden. Deden mi? Dede mi? Evet, buraya otur. İyi misin? Sen biraz daha dur. Teşekkür ederiz. Vay be, babama bak, nasıl da kavga etti ama. Demek dedenmiş ha. Hadi gidin sarılın. Dedeciğim. Teşekkür ederim. Dedeciğim, hepimizin hayatını kurtardın. Kahramansın. Ben de fena değildim ama, değil mi? Aa baba, ne kadar iyiyim. Niye hırsızları dövdün? Polisleri şikayet etseydin ya, şiddet çok kötü bir şeydir. Bacaksız. Bana dersimi de verilmiş. Simge? Simge, kusura bakma ya. Ya unutmuşuz. Baba. Ya bırak öyle tamam, ya. Tamam, çözün. Ya neden çözdün?